Bilgisayar ile uğraşan herkesin eminim hayatının bir bölümünde başına gelmiştir. Verilerinizin uçması. Puf. Ya bilgisayar çökmüştür, format atılır, verileriniz gider. Ya hard diskiniz bozulmuştur, gene verileriniz gider. Ya verileriniz yanlışlıkla silinmiştir, ki çok sık olabiliyor. Ya da diskinizin dizin yapısı bozulmuş ve diskiniz rava dönüşmüştür. Nadiren de olsa bu da olabiliyor. Düşünsenize yıllardır eşinizin, çocuğunuzun, arkadaşlarınızın, yakın çevrenizin belki de doğanın çektiğiniz fotoğraflarının silindiğini bir düşünsenize ya da günlerdir, belki de aylardır üstünde çalıştığınız bir ödevin silindiğini düşünsenize yazık olurdu değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Bu yüzden yakın zamanda bozulan diskimin içinden size veri kurtarmayı göstereceğim. Bu disk Latcha'nın 500 GB'lık bir diski. Yaklaşık 10 yıllık bir mazisi var. Belki de daha da eskidir. Bilmiyorum hatırlamıyorum çok zaman geçti. Tatile çıktığımda bilgisayarıma taktığımda okumadığını gördüm. Eve geldiğimde farklı kabloyla denediğimde gördüm ki kablodan değilmiş. Diskin yapısı bozularak rava dönüşmüş. Haliyle açılmaz bir hale geldi. Şimdi bakalım diskimizin yapısı nedir? Önce bir bilgisayara gelelim. Bakın C hard diskimiz. D hard diskimiz. Bu da E hard diskimiz. Gördüğünüz gibi bunlarda veriler var iken E'de herhangi bir veri yok. Bakın E'ye tıkladığımda ise parametre hatalı E diskine erişilemiyor diyor. Böyle bir durumda ilk etapta diski kontrol etmek için masa üstünde bulunan bilgisayar simgesine sağ tıklayıp yönet diyerek disk yönetimine tıklıyoruz. Tabi diskimiz bozuk olduğu için bu bizi biraz bekletecektir. Bunun bitmesini bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Disk yönetimimiz geldi. Bakın bu C, bu da D, bu da E'miz. Gördüğünüz gibi bu NTFS, bu NTFS, bu da RAW dönüşmüş. Yani ham bir yapıya dönüşmüş. Bunun için açamayız haliyle. Ama içim, içinde çok önemli bir bilgilerimiz var. Bunu ne yapacağız? Bunları kurtarmamız gerekiyor. Ancak şu önemli notu muhakkak iliştirelim. Bu işlem yeni silinmiş, yeni bozulmuş, yeni kaybolmuş verilerde yapabileceğiniz bir işlemdir. Yani örnek veriyorum. Ben 5 yıl önce bunun içinden silinmiş veriyi burada bulamam. Şu anda bu hard tamamen bozuk ve yeni bozulduğu için bütün verileri sağlam bir şekilde içinde duruyor aslında haliyle ben bu verilere çok rahat ulaşabilirim. Eğer ki sizin için çok önemli silinen bir veriniz varsa ve bunu kurtarmak istiyorsanız o diski kullanmayı bırakmalısınız. 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 Şimdi dönelim kurtarma işlemimize. Ben Recover My Files programını kullanacağım. Günün ipucunu veriyor. Şimdi tek tek bakalım. Fast File Search hızlı dosya tarama Son zamanlarda silinen dosya ve klasörleri bulmaya yarar diyor. Complete File Search son zamanlarda silinen dosya ve klasörleri bulur. Geçici klasörleri dosyaları bulur ve derinlemesine arama yapar diyor. Fast Format Recover bu benim başıma gelen olay için açıkçası. Yanlışlıkla diyor formatlandıysa diyor. Yani ben format atmadım ama bir şekilde rava dönüştüğü için yanlışlıkla formatlanmış diyebilirim. Bu da onun detaylı araması. Benim durumum Fast Format Recover ya da Complete Format Recover ile çözülecek. Ama ben buraları da sizin için göstereceğim. Fast File Search ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi hızlı dosya tarama belge bulamadı. Şimdi Complete File Search'e bakalım. O belge bulacak mı bulmayacak mı ona bir bakalım. Complete File Search bu şekilde belge bulabiliyor. Bakın burada bulduğu belgeleri gösteriyor. 970 milyonda .000 100 binini henüz taradım diyor. Bakın aşağıda ise herhangi bir ilerleme yok. Bu sonuna kadar gidecek. Oradan siz bütün belgelerinizi burada bulabileceksiniz. Ya ben bunu çok beğenmiyorum işin açısı. Çünkü orijinal dosya adlarını değiştiriyor tamamen. Gördüğünüz gibi Recover JPEG Digital Kamera 8 diyor. İyi de kardeşim benim bu resmimin adı bu değil ki. Kardan adamla oynayanlar mesela. Ne yapmış? Recovered JPEG dijital kamera demiş. Mova gelelim. Recovered MOV demiş. Yani kurtarılmış anlamına geliyor bunlar. Hepsinin başına recovered koymuş. Bu bu şekilde dediğim gibi hepsini bulacaktır. Tabi diskinizin büyüklüğüne göre bu günler sürebilir. Gördüğünüz işte 976 milyon veri var içinde. Biz daha 100 binindeyiz. Bu böyle sürecek günlerce. Ama kurtaracak işe yarayacak. Yani hayati bir veri için beklemeye değer. Ben bunu kapatıyorum. Dediğim gibi bu benim işime yaramayacak. Kapattım. Complete file search. Tam dosya tarama demiştik buna. Şimdi hızlı format kurtarma ya bakalım. Bu benim işime yarayacak olan. Next diyelim bakalım. Bakın burada fiziksel diski kurtarma var. Bir de Buna tıklarsanız da dosya kurtarma var. Ama benim işim fiziksel diskle değil içindeki dosyalarla. O yüzden Rava geliyorum, next diyorum ve başlatıyorum. Bu işlem nispeten diğerine göre daha hızlı oluyor. Çünkü sadece bir ön tarama gerçekleştiriyor. Aslında kurtarmıyor o esnada. Sadece dosya dizin yapısını kurtarıyor o esnada. Ona göre de siz oradan bana şu dosyayı bul, şu dizini bul diyeceksiniz. Evet işlemimiz sonuna geldiğinde şuraya okurken hata verdim ciddi bir hata olabilir diyor. Olabilir zaten sıkıntılı bir disk. Tamam diyoruz. Bakın 15 dakikada bunu bitirmiş. Aynı hatayı farklı bir dosya için söyledi. Tamam dedik. Şurada Quick NTFS Partition 1 diye bir alan oluşturdu. Şu anda da diyor ki onun diyor dosya yapısını oluşturuyorum diyor. Güzel çünkü elimizde NTFS yoktu bizim RAW vardı. Bu NTFS Windows'un bir yapısıdır biliyorsunuz. Bakalım bu NTFS dosya yapısının içerisinde neleri göreceğim ben? Şu anda bulunan dosyaları yukarı saymaya başladı. Other files diyor. Tıklatmıyor bana. Programın bulmuş olduğu sonuçlar burada. Bu sonuçları sizin en baştaki alanlarınıza göre kategorize etmiş. JPEG demiş, JPEG dijital kamera demiş, text dosyaları demiş, zip dosyaları demiş. Mesela dijital klasörlerin içerisinde şimdilik bunları buldum diyor. Ancak bu şekilde kurtarılması bizim çok da bir işimize yaramayabilir. Şurada ise dosya yapısı var. Şu anda sadece Lost Files olarak gözüküyor. İlerleyen zamanlarda buldukça bu Lost files'ın altına daha fazla dosyaları yerleştirecektir. Burada ise 45 bin adet şu anda dosya buldum diyor. Bunların ne kadarının işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Şu anda bitmediği için herhangi bir şekilde tıklatamıyorum. Hepsi Other Files'in içerisinde. Bakalım dosya yapısında nasıl bir yapı verecek bana. Aramayı bitirdik. 86 bin 461 adet dosya bulmuş burada. Bakın hepsi buraya eklemiş. Şimdi bu şekilde benim işime yaramayacak. Şuradan folder view diyorum. Yani dosya görünümü diyorum. Esas bizim işimize yarayacak olan budur. Bakalım altlarına neler var. Gereksiz şeyler. Cep kutusu bu. Bakıyoruz. Evet sildiğim fotoğraflar bunlar benim hatırlıyorum. Yani güzel bir başlangıç yaptık. Bakın burada silinen dosyaları görebiliyoruz. Devam edelim sol taraftan. Burada da fotoğraflar var ama çok sağlıklı değil bunlar. Bunlar o kadar önemli mi? Hayır değil. Niye? İnternetten indirmiştim zaten. Yine indiririm. Bunlar da programlar. Yine internetten bulunabilir programlar bunlar. Çekiyorum. Heh. İşte ya. İşte burada. Benim aradığım. Heh. İşte resimlerim. Aradığım bu. Yoksa diğerlerin hepsini bir şekilde buluruz. Mesela en son gittiğim tatilin fotoğrafları mevcut mu? İşte burada. Aynen. Eski fotoğraflara bakalım. Aile 2008 demişiz. Evet gördüğümüz gibi eski fotoğrafları da bulduk. Gelelim şimdi bunları dışarı alma. Şu anda program üstünden görüyoruz. Tabi gördüğünüz gibi sağ tıklayıp copy deyip bakalım pestesek oluyor mu? Yapıştır yok. Gördüğün içine yapıştır diyelim var mı? Yapıştır diyelim bakalım ne oluyor. Vallahi yapıştırdı. Anında yapıştırdı. Ama tabii ki istediğimiz bu değil bizim. Şöyle yapacağım ben. Resimlerim klasörünün tamamını seçiyorum. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu klasörün büyüklüğü atıyorum 10 GB ise kurtaracağınız. Karşıda da bunları kaydedeceğiniz yerde de o kadar boş alan olması gerekecek. Şimdilik C'ye kopyalasın bakalım. 70 GB boş alanımız varmış. Şuraya kurtarılan resimler diye bir klasör açtım. Resimlerimin tamamını seçmiştim. Save File As diyorum. Daha önce oluşturmuş olduğum bir klasörü göstererek oraya kaydet dedim. Evet dosyalarımızı geçici sil diye bir klasörümüz vardı. Oraya aktar dedim. Bakalım neler yapmış. Gördüğünüz gibi videoyu da kurtarmış. Çok iyi ya. Bunun tamamının kaydetmesini bekleyeceğiz. Tabi bu kayıt işlemi de epey bir uzun sürecek. Şu anda kayıtta yarıya kadar geldik sayılır. Hatta yarıyı biraz daha geçtiğimizi söyleyebilirim. Az önce farkına varmadığım bir yer var şurada. Burada Selected Items yazıyor. Yani seçilen dosyalar. 27.688 tane dosya seçmişim ben. Ve bunların toplam büyüklüğü ilk seçtiğimde yaklaşık 80 GB'tı. Şu anda 38 GB'a kadar düştü. Kopyaladıkça bunlar daha da azalıyor. Saat 5'e doğru, 5'e doğru başlatmıştık. Bir buçuk saatte 40 GB'lık bir veriyi kurtardık. 8 gibi de tamamını kurtarmış olacağız. Evet, kurtarma işlemimiz tamamen bitti. Şimdi kontrol edelim. Dosyaların hepsini bunun içine atmıştım. Resimlerim. Özelliklerine bakalım. Toplamda 102 GB tutmuş. Diskimize tekrar gelelim. Diskimiz burada. Hala görünmüyor. Çift tıklayalım bakalım. Şimdiki tepkisine işlemiyor hala parametre hatalı diyor. Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Diski tekrar kullanılabilir bir hale getirmek. Yani format atmak. Bakalım buradan format atabilecek miyiz? Biçimlendir diyorum. Bakalım hızlı biçimlendir dedik. Ne olacak? Çimlendirme tamamlandı. Gördüğünüz gibi diskimiz tekrar kullanılabilir hale geldi. Bakıyoruz 465 GB'lık bir alanımız var. Lakin burada şunu tekrar belirtmekte fayda var. Bu disk bozulduğu anda ben bu işlemi yaptım. Üzerinde başka hiçbir işlem yapmadım. Format filan atmadım. Olur da sizin verileriniz kaybolursa diske ne bir şey yazın ne de bir şey kopyalayın. Diskin üstünde hiçbir işlem yapmadan verilerinizi kurtarmaya çalışın. Aksi takdirde verilerinizin üstüne bir şeyler yazıldığı zaman veri kurtarmanız gerçekten çok zor bir hale gelecektir. Ama en sağlamı ise önemli gördüğünüz verileri muhakkak yedekli bir şekilde tutun. Benim buradaki resimlerimin yediği başka bir bilgisayarda daha mevcuttu. Ancak bu diskteki verilerim daha güncel diye ben yine de kurtarma yoluna gittim. Siz siz olun. Muhakkak yedekli bir şekilde çalışın. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank <laughs> you